Hoş geldiniz. E, bu videoda Pavia'dan konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kazancınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Pavia yakın zamanda çıkmış bir coin arkadaşlar. Daha çok yeni. E, Pavia Cardano tabanlı bir metaverse projesi arkadaşlar. Yani e, Cardano'nun projesi de diyebiliriz zira Direkt olarak destekleri Cardano üzerine. Şimdi nedir bu pavya? Bir Metaverse projesidir arkadaşlar. NFT Metaverse projesi özellikle yeni bir e, geliştirme ile birlikte yol haritasını yayınladılar. E, özellikle web siteleri üzerinde de bir geliştirmeye gittiler. Bu yol haritası doğrultusunda arkadaşlar pek çok şey mevcut. Özellikle ilerleyen vakitlerde e, yeni Metaverse hamleleri, ve NFT geliştiriciliği gelecek sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim e, Pavia'nın üzerine öyle uzun 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 konuşmayacağım ama ben oldukça güzel ve ileriye yönelik vaat eden bir gelecek vaat eden bir token olduğunu düşünüyorum. E, çünkü arkasında Cardano gibi bir dev var zaten. Yani e, öyle bir durumda ki şeyi yok. E, başarısızlık şansı yok. Yani ona o şey verilmemiş. E, o seçenek verilmemiş yani. E, tabii ki şu an Ayı piyasasında çıkması itibariyle oldukça e, bazı verilerinde gerileme var. Örneğin market cap değerleri düşük e, 45 milyon gibi değerleri olduğu için arzına oranla düşük fiyatlar veriyor. Ancak şöyle bir durum var tabii ki özellikle boğa piyasasında çok ciddi hareketler yapabileceğini e, bilmek gerekiyor. Zira e, arsa satışları e, yapılacak NFT satışları yapılacak lansmanlar derken boğada çok ciddi patlak verecek. Daha doğrusu patlayacak, patlak verecek olumsuz anlamda oldu. bir coin olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. durumlar böyle. Neyse adadan bahsedelim biraz da. Şimdi adaya genel anlamda baktığımızda saatlikte golden cross'u almışız nihayet. 4 saatlikte yine yukarı yönlü bir hareketli ortalama kırılımı var. Ancak fark ettiğiniz üzere RSI değerleri de patlak arkadaşlar. RSI değerleri niye patlak? Önceki verilerine çok yaklaştığı için önceki e, zirve noktalarına. De e, değil mi? Bakın şurada Haziran ortalamasına özellikle çok yaklaştığı için belli başlı sıkıntılar yaşıyor. O yüzden 54 pozisyonlarında bir süre oyalanabilir. Haberiniz olsun. Ama Bitcoin'de beklenen 28.500 seviyesinde minimum 0.68 e, bu noktalar akümülasyonla kırılabilirse 0.8'lere kadar maksimum değer olmak kaydıyla bir aralık bekleniyor arkadaşlar. Durumlar bu şekilde tabii ki bitcoin'den beklediğimiz hareketi alırsak çünkü dominans da yerinde e, bu şekilde bir durum ada tarafında böyle bir yükseliş senaryosu bekliyoruz. Ancak tekrar şunu da söyleyeyim ben bu seviyelerden alım önermiyorum alımı önerdiğim e, vakitler oldu. Hangi vakitler 0.4 noktalarından mesela çünkü desteğe cuk diye oturmuştu. E, i̇lerleyen haftalarda ve aylarda bu seviyelerin hatta belki daha altlarının gelebileceğini zira ayı piyasasında olduğumuzu kesinlikle unutmamanızı, toplu alımlar için şahsım adına bu seviyelerin beklenmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.